Sevgilisine sık sık hasret kalan ünlü isim bacağına öyle bir dövme yaptırdı ki. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Barış Arduç şiir gibi konuştu, Gupse Özay mutluluktan havalara uçtu. İyi ki de getirdi. Zafer Ergin'in 32 yıllık büyük tutkusunu Starlife ortaya çıkardı. Vakit bulmanın keyfini yaşadık bugün. Usta oyuncu Zafer Ergin dizi çekimlerinden fırsat buldukça sinema salonlarına koşuyor. Film seyrettik. Hangi filmi? Cehennem. Çok güzel bir film. Kim derdi ki sinemanın dizilerin içinde olan büyük ustanın bir sinema tutkunu olduğunu. Ancak usta oyuncu, meslektaşı Tom Hanks'in oyunculuğuna bayılmış. Gişe rekorları kıran Cehennem filmine hayran kalmış. İftihar ettim fakat artık bizde de güzel filmler yapılıyor. Tabii hoş bir şey. Sinema seyretmeye vakit bulmanın keyfini yaşadık bugün. Sinema filmi seyretmek onun için 30 yıldan fazladır büyük bir tutkuymuş. Film seyretmeyi seviyorum özellikle evde de, burada da. Zafer Baba'ya iyi seyirler, tasarımcı Kemal Doğulu'ya hayırlı alışverişler diliyoruz. Ben çok kilo aldığım için hiçbir şeyim olmuyor eski, her şeyi yeniden almam gerekiyor filan. Bakıyorum tepeden tırnağa. Merdivenlerden düşerek günlerce hastanede yatmıştı malumunuz. Tedavi süresince haliyle kilo almış ve kıyafetleri olmuyormuş üstüne. Düşmemden sonra bir tedavi gördüm. Yattım bir müddet, o yüzden aldım kilo. Şimdi onları vermeye çalışıyorum. Bebekteyiz. Her yerde okyanus sen buldun derede. Zamanla unutulur hani aklın nerede? Biz söyleyelim hemen. Caner Erkin'in böyle kara kara düşündüğü anlarda aklı hala Napoli'de. Beşiktaş'ın Napoli zaferinin ardından Türkiye'ye dönen Caner Erkin, sevgilisi Şükran Ovalı ile buluştu. Kapıda Caner Erkin'in Şükran Ovalı'ya hediye ettiği cip, daha da önemlisi bacağına yaptırdığı bu dövme gündemde. Dövme tam anlamıyla Şükran Ovalı'ya benzemese de önemli olan niyet ve iki aşığın hazinesi olan vuslat. Bebekte aşk dolu saatlerin yaşandığı anlarda, yani aynı dakikalarda karşıda Cadde Bostan'da Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman bir estetik salonunun açılışına katıldı. Başkan Orman da Napoli galibiyetinin ardından keyifliydi ve her zamanki gibi gülümseyen yüzüyle davetteydi. 112 sene yan yana, yan yana. Pasta kesiminden kameralara şaka da yapan Fikret Orman, yakın dostuna ait estetik salonun açılışında işte böyle görüntülendi. Devam ediyoruz. Gupse Özay ve Barış Arduç gündüz Bebek'te çay keyfi yapmıştı, hatırlayacaksınız. Çift aynı gün hem yakın arkadaşlarıyla vakit geçirdi hem de mekanda yemek yedi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Gupse Özay senaryosunu yazdığı ve rol aldığı Görümce filmini bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Valla ben keyifliyim. Yorulmuştum, şimdi dinlenme arifesindeyim. Ne bileyim, güzel bir film oldu. Komedi yapıyorum zaten. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim şu Sapanca buluşmasına. Bu yazın çok konuşulan magazin olaylarından biriydi Sapanca buluşması. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ailesi Sapanca'da Barış Arduç'un abisi Onur Arduç'un düğününde tanışmıştı. Aileler tanışmış herhalde. Bir sene önceydi o ya. Tabii bir sene oldu. Gupse Özay'ın değişen saç rengine de bayıldığını söyledi ünlü oyuncu. Ben her imajına bayılıyorum. Ya saçım kırıldı, kestim. Muhabirler ünlü çifti yakalamışken adeta soru yağmuruna tuttu. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafların olmaması da soruldu. Sosyal medya genelde işle alakalı kullandığımız için işle aşı karıştırmıyoruz öyle. Hocam hayranların tepkisinden mi acaba, değil mi? Yo, biz kendimiz için yaşıyoruz ilişki, bir önemi yok onun. Nazar değmesin diye koy. Birlikte ilk ve son kez Deliha filminde kamera karşısına geçen ve bu filmle başlayan büyük bir aşka sahipti ikili. Barış Arduç gecede şiir gibi konuşmaya devam etti. İşte aşkı getirmişti sizin için. Tabii. İyi ki de getirdi. İyi akşamlar, sağ olun. Eyvallah. Aşk güzel, gerçek aşkı yaşayan mutlu. Haftalardır ülkemizde olan ve ikameti Amerika'dan Türkiye'ye alan Lindsay Lohan gecelere aşık bir isim.
Dünyaca ünlü yıldız bir reklam filmi görüşmesi için İstanbul'a gelmiş, birkaç sosyal sorumluluk projesinde yer aldıktan sonra resmen İstanbullu oldu. Ve iyi ki de oldu. O İstanbul'u, biz onu sevdik. Ah, bir de yüzünü görebilseydik.